Evet, değerli arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar dilerim öncelikle. Yine olaylar diyoruz. Hep her şeyin huzura bağlandığı ama aslında işte huzur içerisinde olmayan, oldurulmayan bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Büyük İslam düşünürü ve siyaset bilimci İbn Haldun yazdığı eserlerde iktidarların yozlaşma sürecini anlatırken adeta bugün AKP iktidarının içine girmiş olduğu çürüme sürecini anlatıyor. Önce devletin hazinesine üşüşme olur der İbn Haldun. Devletin hazinesi çiftlik gibi kullanılır. Sonra para biter, borçlanmaya gidilir. Borçların ödenmesi için yeni vergiler konur ve bu çark dönmemeye başlar. Sonrası da işte yaşadığımız bugünler. AKP'nin kuruluş felsefesinin tam tersi bir istikamette ilerlediğine dair görüşlerimizi defalarca dile getirdik. AKP'nin içine düşmüş olduğu durum şu an rehin tutulan eş genel başkanımız Demirtaş'ın da tanımladığı gibi metal yorgunluğu değil, metal zehirlenmesi. Aslında sonda söyleyeceğimizi başta da söyleyelim. Sandıktan öfke çıktı diyerek gelmişlerdi. Ve ne diyor? Yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik ve televizyonlardaki magazin çılgınlığı AKP'yi tek başına iktidara getirdi. Evet, öfkeyle gelen öfkeyle gidebilir. Amerika'da yargılanan Reza Zarrab'ın işbirliğini kabul etmesi başta Erdoğan olmak üzere AKP hükümetinin uykularını kaçırıyor. Geçtiğimiz sene ortaya çıkan Panama belgeleri, ortaya saçılan Malta Paradise belgeleri ve şimdi de Man Adası belgeleri açıkça gösteriyor ki Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın aile yakınları vergi vermemek için adalara paralarını kaçırmışlar. Adına ticaret diyorlar ama ne ticareti olduğunu açıklayamıyorlar. Çünkü ortada ticaret yok, açıkça para kaçırma var. Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini defalarca ifade ettik arkadaşlar. Ve bundan sadece zarar görenin biz olmayacağımızı da defalarca ifade ettik. Düşünün, eğer Reza Zarrab burada yargılanmış olsaydı AKP'nin şimdi iddia ettiği gibi siyasi bir operasyon çekiliyor iddialarını da dinlemiş olmayacaktık. Zarrab Amerika'da yargılanmaya başlayınca da yatıp kalkıp bu Türkiye'ye saldırıdır, bu milli meseledir diyorlar. Tüm meseleleri aslında hem uluslararası ihale getiriyorlar hem de milli mesele. İşte burada yargılamayınca da Amerika devreye giriyor. Şimdi arkadaşlar, biz Türkiye'nin itibarı sarsılsın, buradaki yolsuzlukları Amerika yargılasın istemiyoruz. Biz gerçekten Türkiye'nin itibarlı bir ülke olmasını istiyoruz. Ve burada temiz bir siyaset yürütülmesini istiyoruz. Artık bütün halkımız bunu istiyor. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının odağındaki Reza Zarrab cezaevinden çıktıktan sonra hükümete yakın yayın yapan A Haber'de arkasında Türk bayrağı fonuyla Türkiye'nin cari açığının %15'ini tek başıma kapattım demişti. Ancak Maliye Bakanlığı'nın 2013 yılında vergi rekortmenleri listesinde Zarrab'ın adı görünmüyordu. Fred Bahara'nın hazırladığı iddianameye göre Zarrab soruşturması 2010-2015 yılları arasında yürütülmüş. Yani aslında telefonlar, e-postalar takip edilmiş ve soruşturma 17-25 Aralık'ın öncesine, o operasyonların öncesine dayanıyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zarrab'ın ABD'nin elinde rehin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, biz dışarıdan aldığımız enerjiye bağımlıyız. Yaptırımlar esnasında İran ile bu ticareti yapmak zorundaydık. Bunu başka yollarla yapmayı denemek zorunda kalacağımızı söyledik. Bankalarımız, Ekonomi Bakanımız işin içine girdi dedi. 2015 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi ödül töreninde Zarrab'a kendi eliyle ödül veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise itiraf etse ne diyecek? Türkiye'ye ne zararı olur?
ne olursa olsun canı cehenneme dedi. Şimdi hükümete ve Erdoğan'a sesleniyoruz. Bu adam sizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor mu? Gerçekten kafaları çok karışık. Sabah başka, akşam başka. İki saniye dürüst ve onurlu siyaset yürütmeyi maalesef beceremiyorlar. Şimdi Reza Zarrab'ın 4 Aralık'a ertelenen jürili duruşmaya katılmayacağı mahkeme tarafından bildirildi. Böylece Zarrab'ın mahkemeyle işbirliği yapacağı kesinleşmiş oldu. Hakan Atilla davanın tek sanığı oldu. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı sanık Atilla, Zarrab'ın gerçek suç ortağının Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan olduğunu, utanmazca Zarrab'dan rüşvet aldığını mahkemede kaydetti. Hatırlayalım, Erdoğan Süleyman Aslan'ı saf ve dürüst olarak tanımlamıştı. Şimdi yine soruyoruz. Evinde para kutuları çıkan Süleyman Aslan nerede? Ve ne yapıyor? Bu davadan pis kokular geliyor demişti Erdoğan. Evet, bu davalardan pis kokular geliyor. Oldukça pis kokular geliyor. Ve siz bu pis kokuların hesabını vermekle yükümlüsünüz. Bunu halka karşı, hepimize karşı, bu ülke insanları için bunun hesabını vermekle yükümlüsünüz. Çok konuşulmayan, medyanın çok da dillendirmediği bir konu daha var. AKP hükümeti bankacılık sektöründe dikkat çeken bir yönetmelik değişikliği yaparak sessiz sedasız resmi gazetede yayınladı. Değişiklik yapılan o yönetmeliğin tam ismi Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Şimdi 16 Kasım'da yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte bir bankanın devredilmesi sürecinde dağılmasına neden olmayacak şekilde yeniden kurulabilmesinin önü açıldı. Hükümet Zarrab davası sonucunda Halkbank'ın küresel piyasalarda bloke edilmesi ihtimaline karşı sadece Halkbank tabelasını değiştirerek hem AKP'ye hem de Türkiye'ye karşı gelecek ABD'nin yaptırımını aşmayı amaçlıyor. Ama mızrak çuvala sığmıyor. Sürekli sığdırmaya çalıştıkça orasından burasından delinen bir çuvalla karşı karşıyayız. Arkadaşlar, milletvekilleri, personeller de maaşlarını bu banka vasıtasıyla alıyorlar. Bu gerçekten bu kadar itibarın düştüğü bir dönem daha olmadı ve bu bankayla ilgili birçok iddialar, birçok şaibeler var. Değerli arkadaşlar, istifa mekanizması onurlu bir kurumdur. Yeri geldiğinde, kullanıldığında makamdan eder belki ama onurunuzu korumaya da yardımcı olur. Birkaç örnek verirsek, İsveç Maliye Bakanı Mona Sahlin, devlet kasasından çikolata almak için 60 lira kullandığı ortaya çıktığı için istifa etti. İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Maurizio Lupi, yaptıkları ihalelerde yolsuzluk yaptığı ve bir iş adamından 10.350 euro değerinde saat aldığı ortaya çıkınca istifa etti. Japonya Spor ve Eğitim Bakanı Hakubun Shimomura, 2020 Olimpiyat Oyunları için inşa edilen stadyum maliyetindeki öngörülemeyen artış nedeniyle istifa etti. Fransa İletişim Bakanı Alain Carrigon, kamu malını kötüye kullandığı suçlamasının çıkması üzerine daha soruşturma başlamadan istifa etti. Evet, istifa gerçekten onurlu bir kurumdur aslında. Binali Yıldırım, Malta Vergi Cenneti'nde iki oğlu, dayısı ve yeğenlerinin yönetici ve hissedar olduğu 8 şirket ortaya çıktıktan sonra bile hala görevine devam ediyor. İsteyen istediğini soruştursun dedi, saygı duyduk, takdir ettik ve hemen ertesi gün ilk önergeyi verdik Malta belgeleriyle ilgili olarak. Ne oldu? Reddedildi. Ama artık ne biz ne halkımız bu ayıplarla yaşamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ülkeyi aile şirketi gibi yönetiyorlar. Belediye başkanı iken tek varlığı yüzük olan bir siyasetçinin
damatları dahil olmak üzere aile bireyleriyle birlikte hızla artan bir gelire sahip olması, nasıl sahip olduğu açıklanmayan gemi filoları ve daha birçok mülk sahipliği, yolsuzlukların ve rüşvetlerin iktidarın en tepesinden yönetildiğinin göstergesidir. Ve şimdi de MAN belgelerinde gördük ki darbeyi bilen enişte Ziya İlgen'in 2,5 milyon dolar parası var. 2,5 milyon dolar arkadaşlar. Nasıl olur da bir emekli öğretmenin böyle bir parası olabilir? Gerçekten bilmediğimiz bir takım ticaret sırları mı var? Eğer biliyorsa o zaman bunu da diğer öğretmenlere açıklasın. Yoksulluk sınırında yaşayan, geçinemeyen ve her biri, her gün sizlerin de haber yaptığınız, bildiğiniz gibi ek iş yapmak zorunda kalan öğretmenlere açıklasın. Benim annem de işçi emeklisi. Ve değil 2,5 milyon dolar, bu insanlar 2500 lirayı bir araya getiremiyorlar arkadaşlar. Evet, kafalar maalesef karışık ve her zaman özellikle belgeler ortaya çıktığı zaman da kafalar iyice karışıyor. Biz açıklamalardan görüyoruz ki biri çıkıp ticari belgeler diyor. Ötekisi diyor ki avukatı Erdoğan ailesinin böyle bir şey yok, belgeler sahte diyor. Zaten her zaman yaptıkları tek savunma da bu. Bir milli mesele ve kumpastır gidiyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rıza Zarrab'ın yolsuzluk dosyasını Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyor. Erdoğan'a soruyoruz, bu neden Türkiye Cumhuriyeti'nin milli sorunu olsun? Sizin başbakanlığınız döneminde ekonomi bakanlığı yapmış Zafer Çağlayan'ın kolundaki 750 bin lira değerindeki saat Türkiye'nin neden milli meselesi olsun? Ayakkabı kutularında kasa kasa götürdüğünüz milyon dolarlar bu ülkede yaşayan yoksul halkın, emekçinin, emeklinin, öğretmenin neden milli sorunu olsun? Milli mesele değil, şahsi bir mesele var ortada. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, adam kayırma gibi yüz kızartıcı suçlar, kusura bakmayın, Türkiye'nin milli meselesi değildir. Bu Erdoğan ve AKP meselesidir. Bekir Bozdağ bir açıklamasında Zarrab'ın Amerika'nın elinde rehin olduğunu söyledi. Biz milletvekillerimiz rehin, bu davalar siyasidir, bunların hukuki bir tarafı yoktur dediğimiz zaman rehin diye bir şeyin olmadığını söylüyordu. Hukukçuyuz biz diyordu. Biz rehin siyasetini çok iyi biliyoruz. Nasıl rehin alındıklarını milletvekillerimizin çok iyi biliyoruz. Ve sizler de biliyorsunuz. Edirne'de, Sincan'da, Silivri'de bu işin kitabını yazıyorsunuz. Aynı Bekir Bozdağ çıkıp diyor ki bu dava Türkiye'ye kumpastır. Hayır Bekir Bozdağ, asıl kumpası Türkiye'ye sizler kurdunuz. Suç işlediniz, suçüstü yakalandınız. Zamanında ihracat şampiyonu diyerek bu adama plaket verdiniz. Sizin kurduğunuz vakıf ve derneklere bağış yaparken Erdoğan tanırım hayırsever bir iş adamıdır dedi. Yaşar Büyükanıt'ta Şemdinli'de kitapçı bombalayan Ali Assubay için tanırım iyi çocuktur dememiş miydi? Aynı yolun yolcusu, aynı zihniyetin çocuklarısınız. Peki fatura kime kesilecek? Yine bu halka kesilecek. Emekçiye kesilecek, kesilen cezalar, ödenecek tazminatlar gene bu halkın cebinden çıkacak. Türkiye'ye kumpastır demelerinin sebebi gelecek 45 milyar dolarlık cezaya Türkiye kamuoyunu hazırlamaktır. Çünkü bu yeni vergiler demektir. Çünkü bu yeni zamlar demektir. Bunlar Türkiye halkına yansıyacak. Daha şimdiden zarrab vergileri gelmeye başladı. MTV'de artış oldu, limonataya bile vergi koydular. Kendileri için minicik adalarda vergi cennetleri inşa edenler koca ülkede koca bir halka OHAL cehennemini yaşatıyorlar. OHAL cehennemi halkın sadece cebini değil yaşamını, hayatını hedefliyor. En basitinden şunu söyleyelim. AKP iktidarı döneminde 13, OHAL döneminde ise 5 grev yasaklandı arkadaşlar. Grevin yasaklanması sonucu 51 bin işçi o hal nedeniyle grev yapamadı ve hakkını alamadı. Evet, AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan dünkü grup toplantısı çıkışında da
ilginç sözler söyledi. Ülkenin yaşadığı tablo açısından çarpıcı itiraflarda bulundu. Dedi ki, beyefendi böyle istiyor veya külliye böyle istiyor diyenleri kapıdan geri çeviririm. Eğer ben birisine bir şey söyleyecek olursam ben ararım dedi. Peki ben gönderdim, ben ararım dediğinde ne oluyor? Yani AKP başkanının bir sözüyle insanlar işe mi alınıyorlar? Bu tekçi zihniyetin gerçekten bir kez daha açıkça kendisinin ağzından zaten itirafıdır. Nerede kaldı liyakat? Nerede kaldı hak ediş? Nerede kaldı emek karşılığı işe girmek? Onca sağlıkçı, atanamayan öğretmen varken siz bir sözle mi insanları işe alıyorsunuz? Ve tamam, işin bu tarafı öyle ama diğer taraftan da bu arada kraldan çok kralcı kesilenler, tek adam adına ahkam kesenler, Erdoğan'ın tek adam rejimini istediği gibi kullananlar çıkacak ve çıkmaya da devam edecek. Şimdi onlara isyan ediyor Sayın Erdoğan. Bunlara isyan edemezsiniz. Bunun sorumluluğu tamamıyla size ait. Çünkü herkes siz ne derseniz, yani sizin çevrenizdeki herkes siz ne dersiniz onun olacağını düşünüyor. Ve herkes o hal cehennemiyle bundan ürküyor. Buna aykırı bir şey yapmaktan ürküyor. Şimdi dün yapmış olduğu açıklamalar yeterli değildir. Bu soruların yanıtlarını da vermesi ve kamuoyunun bilmesi gerekir. Bakanlıklarda, bürokraside Erdoğan'ın adı kullanılarak ne yapılmaktadır? Hangi usulsüzlükler yapılmıştır? Hangi ihaleler kime verilmiştir? Kamu kaynakları kimlere nasıl peşkeş çekilmiştir? Erdoğan'ın adını kullananlar hangi çıkar ilişkilerinin aracı olmuştur, olmaktadır? Örneğin her gün yaşadığımız gözaltı ve tutuklama operasyonları Erdoğan'ın adı kullanılarak mı yapılmaktadır? Eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz hakkında hazırlanan fezlekelerde Erdoğan'ın ismi kullanılarak yapılan işlemler arasında mıdır? Örneğin Erdoğan öl de ölelim, vur de vuralım diye tweet mesajları atan, silahlarla boy gösteren militanlar hakkında ne diyecektir? Kendi adına reis adıyla açılan sosyal medya hesaplarından her gün insanlar tehdit ediliyor. Bunlara yönelik bir önlem alacak mıdır onun adını kullanıldığı için? Erdoğan'ın adını kullanan mafya babaları var bu ülkede. Mitinglerde çıkıp kanlarında boğulacak diye insanları tehdit ettiler. Erdoğan'ın bunlara cevapları nedir? Bu şahıslar hakkında bir soruşturma yürütülmüş müdür? Bürokrasiye, mülki idare amirlerine sahada çalışırken usule takılmayın. Esas önemlidir. Usulde hatalar olabilir, buna takılmayın diyen ve arkanızda saray var mesajı veren Başbakan Binali Yıldırım'a ne diyecektir? Seçim kampanyalarında kendisi adına hareket edip kamu kaynaklarını kullanan valiler, kaymakamlarla ilgili bir soruşturma başlatacak mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı şikayet ederek, sızlanarak, her şeye ihanet diyerek işin içerisinden sıyrılamaz. Adını kim ne şekilde kullanıyorsa, hangi usulsüzlük yapılıyorsa onu yargı önüne çıkarmak zorundadır. Elini tutan kimse yoktur. Erdoğan böyle bir söylem tutturarak bir yandan da aslında kendini bu durumun dışında tutmaya çalışıyor. Ama her şeyin içerisinde. Hatırlanacağı gibi 17-25 Aralık döneminin Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar ne yaptıysam Erdoğan'ın talimatıyla yaptım demişti. Biz bu hafızaya sahibiz. Bunları kolay unutmuyoruz arkadaşlar. Burası Kabile Devleti değil ve böyle bir yönetim tarzı da gerçekten olamaz. Türkiye siyaseti bu gündemlerle savrulurken, çürümüşlük artık saklanamaz boyutlara ulaşmışken, başkaca neler oluyor ve bu toplumdan neler saklanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Avrupa'ya götürülecekleri söylenerek İstanbul'a getirilen onlarca göçmen elleri ve ayakları zincirlenerek Bodrum'a kapatılmış halde bulunuyor. Abartı değil, film senaryosu da değil ya da bir IŞİD haberi değil. İstanbul'da bir Bodrum katında ayakları zincirlenmiş onlarca insandan söz ediyoruz. Ya da ne saklanıyor biliyor musunuz? Iğdır'da 3 yaşında bir bebek
annesinin sırtında sınırı geçtikten sonra donarak can veriyor. Bu da bir film senaryosu ya da roman değil. Her gün ekranlara çıkıp ekonomimiz iyi gidiyor, mültecilerin hamisiyiz, yurt dışında tek kuruşum yok diyenlerin iktidar olduğu bir ülkede oluyor bütün bunlar. Biz 3 yaşındaki bebeklerin donarak ölmediği, siyasetçilerin kişisel çıkarlarını, zenginliklerini, yurttaşların yaşam haklarının, yurttaşlarının mutluluğunun önünde tutmadığı bir Türkiye istiyoruz. Bunun ön koşulu da şeffaflık ve dürüstlük. Evet, bu nedenle diyoruz ki beyefendi böyle istiyor diyenler kimlerdir? Açıklayın, soruşturun ve gelin çok geç olmadan Manadası, Paradise vesaire belgelerinin, milyon dolarlık para transferlerinin hesabını verin ki başka ülkelerde yargılama olmasın. Şeffaf ve dürüst olun ki yurttaşların gerçek gündemleriyle, yoksullukla, açlıkla ilgilenebilin. Yalanlarınızı, yolsuzluklarınızı nasıl gizleyeceğinizi harcamak için bunlar için yaptığınız mesaiyi aslında işte o 3 yaşında annesinin sırtında ölen bebek ölmesin diye harcayın. Değerli arkadaşlar, bu ülkenin temiz bir siyasete ihtiyacı var. Bu bir milli mesele değil. Erdoğan ailesinin meselesi ve hükümetin ve ona arka çıkanların. Türkiye iyi bir yere gitmiyor. Biz bunu temizlemeye adayız. Bizim siyasetimiz ne belge bekletme, ne aldatılma, ne de ajitasyon yapma siyaseti değil. Biz temiz bir siyaset yürütüyoruz ve artık bütün ülke bu siyaseti istiyor. Bunun için de tüm muhalefetin bunun üzerine gitmesi lazım. Ve geri adım atmadan üstüne gitmesi lazım. Sadece bizim değil, bütün muhalefetin. Bunu bu ülkenin bekası için yapmak lazım. Bu ülke bu kadar kirlenmişliği hak etmiyor. İşte size bir manşet, gene ilk başta gösterdiğim manşeti yine gösteriyorum. Yolsuzluğa ve adaletsizliğe karşı diyerek iktidara geldiler. Ve bugün boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. O nedenle öfkeyle gelen öfkeyle gidecek ve bunu ilk seçimlerde göreceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim.